Unity Tekstil, neslin işiyle perspektif programını sunar. Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Mimar Banu Yıldırım. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. E, aynı okulda yine yapı malzemeleri üzerine master programımı yaptım. Master programı sürecinde e, çalışmaya başladım. Program master programı bitirdikten sonra da mimarlık hayatına adım atmış oldum. İlk etapta proje e, ofislerinde çalıştım. E, sonrasında şantiye süreçlerini öğrendim ve hem proje hem şantiye süreçleri e, iyice pekiştikten sonra da hep istemiş olduğum proje yönetimine adım attım ve uzunca bir süre proje koordinatörlüğü yaptım. 2017 yılından beri de bunu ek olarak e, yarı zamanlı üniversitelerin mimarlık ve iç mimarlık fakültelerinde öğretim görevlisi olarak ders vermekteyim güzel. çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Şimdi şöyle ben e, küçüklüğümden beri hep e, tasarıma meraklı bir insandım. Evde objeleri bulup hep onları yan yana getirip bir şeyler yapmaya çalışırdım. E, boncukları bulsam onlarla bir tasarım yapıp bir aksesuar yapmaya çabalardım. E, aklıma gelen fikirleri senaryolar haline getirir. Kağıt üzerine dökerdim. Yani yaratıcılık bir şey Mesela. yaratma fikri hep içimdeydi. O yüzden de hani mimarlık benim için biçilmiş bir kaftan diye düşünüyorum. Hep bunu istiyordum. Harika. Peki iş dünyasında aranan biri olmanın en temel yolları nelerdir? Ben öncelikle bizim sektörümüzde baktığımda mimar olarak en önemlisi ilk önemli faktör olarak şunu söyleyebilirim. Müşteriyi çok iyi anlayan Doğru anlayan, onun isteklerini e, tatmin ederek bir proje ortaya çıkarabilmek çok önemlidir. Bunu yapan e, önceliği kazanır diye düşünüyorum piyasada. Tabii ikinci olarak da yeniliğe açık olması, bir araştırmacı ruhuna sahip olması, gelişen teknolojileri takip edebilmesi, yabancı dil bilgisinin olması e, çok önemli artı puan kazandıracaktır bir de bizim mesleğimizde proje ve uygulama bilgisinin aynı anda olması çok önemlidir. Yani proje çizip kağıda döküldükten sonra o çizginin imalat aşamasında ne ifade ettiğini çok doğru bilmek, detay çözebilmek, malzeme tanıyabilmek. Bu tür konularda kendini geliştirmiş kişilerin mutlaka iş piyasasında daha öne çıkacağını düşünüyorum. Kesinlikle. O projelerin tabii hayata geçirilebilir, uygulanabilir olması. Ol o da önemli değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Yani bazı böyle ütopik fikirler olabilir ama... Aynen, ama aynen. Çünkü mı? evet çok hayali bir şeyler evet. oluyor. Fakat bu gerçekte yapılabilir Hı -hı. mi? Hangi teknolojiyle yapılmalı? Yani Hı -hı. o yüzden dedim kağıttaki her çizgi bir anlama geliyor. Dolayısıyla bu çizginin anlamını bilebilmek gerekiyor imarat aşamasında. Kesinlikle. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalarınızdan, projelerinizden biraz daha bahseder misiniz? Tabii ki ben e, mimarlık hayatına başladığım zaman... E, Proje ofislerinde çalıştım, uygulama aşamalarında çalıştım dediğim gibi proje yönetiminde de yer aldığım için şu anda hem mimarlık hem iç mimarlık alanında proje işleri, uygulama işleri yapıyorum. Artı uygulama kontrolürlüğü işi de yapıyorum. Çeşitli büyük firmalara mimari ve iç mimari danışmanlık hizmeti veriyorum. Ek şöyle bir şey de var, yapı denetim uzmanı olarak da çalışıyorum aynı zamanda. Çok ilginçsiniz. Evet, ne aynen güzel. öyle. Dediğim gibi tecrübelerimi de aktarabilmek için yeni nesillere Hı. üniversitelerde yarı zamanlı öğretim görevlisi olup ne öğrencilere güzel. fayda sağlamak istiyorum. Ne güzel. Bunların ee, paylaşılması lazım bu Aynen tecrübelerin. Sadece akademik olarak kaldıklarında çok hayatı hazırlanamıyor öğrenciler. Doğru. O yüzden bizim gibi piyasada çalışan kişilerin öğrencilere tecrübelerini aktarması çok önemli oluyor, onların iş yaşamına çok katkı sağlıyor açıkçası. Kesinlikle. Peki meslek hayatınızda sizi başarıya götüren faktörler nelerdir? Öncelikle bağımlı olarak, hani kişilik olarak çok hırslı ve çalışkan bir yapım vardır. Başlangıçta bunun beni başarıya götürdüğüne inanıyorum. Tabii bir de mimarlık bir yaşam biçimi haline geldi bende. Çok yeniliğe açık bir insanım, çok araştırmacıyımdır. Yeni fikirler, yeni şeyler öğrenmeye çok açığım. Her zaman yeni teknolojileri, yeni şeyleri takip ederim. Tabii bir de edindiğim bilgileri aslında fakülteden mezun olduktan sonra çok iyi işinde çok iyi mimarlarla çalışarak onların tecrübelerini çok iyi değerlendirerek bugünlere gelebildiğimi düşünüyorum. Bir taraftan da hem yurt içi hem de uluslararası projelerde çalışmış olduğum için Libya'da, Dubai'de Kenya'da, çeşitli Avrupa ülkelerinde projelerde bulundum. Bu da benim bakış açımı genişletti diye düşünüyorum. Uluslararası platformda yer almak. Ama tabii ki ben hala öğreniyorum ve öğrenmeye devam edeceğim iş yaşamımın sonuna kadar. Çünkü mimarlıkta öğrenmekle bitmiyor. Ve aldığım mimarlık eğitimi sayesinde de ben her zaman başarıyı şunla elde ettim gittiğim tüm mekanlarda hep bir beyin fırtınası yapıyordum duvarda hangi malzeme kullanılmış burada ne var bu Hı, hep mekan gözlem. doğru mu hep bir gözlem Hı. ve acaba şu kullanılsa olur muydu falan gibi hep bir beyin fırtınası kendi içimde Neyse. yaptığım için bu beni Hı. çok geliştirdi diye düşünüyorum ve hayatımda Tüm satın aldığım şeylerde gerek kıyafet olsun gerek bir bardak olsun hatta araba alırken bile tasarımı çok önemli benim için. Tabii ki tasarım Tabii. ve fonksiyon iç içe hı hı. geliyor ama hı hı. E, tasarım çok öncelikli hayatıma yansıdı. Bunların beni başarıya ulaştırdığını düşünüyorum açıkçası. Ne güzel. Peki mimarlıkla benzer yanı ya da ortak paydası olan diğer iş kolları nelerdir? Ben aslında ilk etapta son zamanlarda bayağı revaçta olan gayrimenkul danışmanlığı çok özdeşleştiriyorum mimarlıkla. Çünkü bir mimar olarak bu işi yapan kişi düşünün bir evi gösterirken bir müşteriye hizmet verirken Mekanı daha doğru anlatabiliyor ee, ve bir sıfır öne geçiyor diye düşünüyorum. Bu çok özdeşleşiyor benim kafamda e, mimarlıkla. Aynı zamanda baktığımızda moda tamamen tasarım işi mimarlık gibi. Müziğe baktığımızda yaratıcılık işi. Bunu da mimarlıkla özdeşleştirebiliriz. Reklamcılık renklerin kullanımı, bu renklerin harmonisi ve yaratıcılık. Aslında baktığımızda tasarım ve yaratıcılıkla ilgili bütün sektörler bence mimarlıkla bir harmoni içerisinde ve birbirlerini besliyorlar diye düşünüyorum ben. Evet. Peki geleceğe dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Şöyle bağlı olarak, Banu Yıldırım mimarlık olarak da benim aslında vizyonum müşteriyi çok doğru anlayıp ona doğru mekanlarla geri dönüş yapabilmek. Tabii ki bu mekanı tasarlayıp onlara sunduğum zaman onların hayatına bir değer katabiliyor olmak, bir yaşam Farklı bir perspektif sunabilmek aslında bir bakıma da bunu öğrenciler bazında da baktığımız zaman öğrencilerin okuldan çıktığı zaman çok akademik bir eğitim alınıyor çünkü dediğim gibi okuldan çıktıktan sonra hayata geçerken daha donanımlı daha deneyimli olmalarını sağlamak onları beslemek aslında baktığımda en önemlisi bence ilham verici olmak ve akılda kalıcı olmak benim vizyonum bu ha, o imzanızı taşıyor evet sizin, aynen orada? kalıcı olmak Geleceğe bakarsam belki çok bağdaştırdığım bu gayrimenkul gayrimenkul sektörünü aslında bağdaşlaştırabilirim ileriki Hı -hı. zamanlarda. Bir takım eski binaların yenilenmesi, gayrimenkulü mimarlıkla iç mimarlıkla biraz daha iç içe sokup o yönde ilerleyebilirim. Bu da bir fikir benim kafamda aslında. Ne güzel inşallah, inşallah hayata geçirirsiniz. Peki mimarlık dışında neler yapıyorsunuz? Mimarlık dışında benim... Birinci tutkum can dostum Baxi, maltı İsteri oğlum 7 yaşında. O büyük bir moral kaynağı. onunla Çok birlikte, sevimli, gördük. Evet, çok anormal evet. büyük bir aşk. Hı. Onunla birlikte oyunlar oynamak, gezmek, ruhumu çok dinlendiriyor açıkçası. İnanılmaz en yorgun Arkadaş, günde bile büyük bir aşkla size Hı -hı. sarıldığı zaman bütün dertlerinizi unutuyorsunuz. Hı -hı. En büyük tutkum oğlum Baxi ile birlikte vakit geçirmek. İkinci tutkum da müzik. Ee, ben Uyanır uyanmaz evde müziği açan bir insanım. Hem arabada hem evde sürekli müzik açıktır. Ve yaklaşık 8 yıldır da ıı, çeşitli korolarda yer alıyorum. Ay, Ve hatta solo ıı, performanslarım da var. Şahane. Ne tarz. Ee, öncelikle ne? Türk sanat müziğiyle başlamıştım. Daha sonra nostaljik pop. Şimdi karışık her türlü. Ne güzel. E, Karışık e, konserler veren korodayım. Çok güzel. Böyle bir kabiliyetinizin olması. Annemden biraz bana geçmiş. Genlerle. E, evet. E, 31 Ocak'ta da konser biz var. Çok keyifli Güzel. geçiyor. E hafta içi buluşuyorsunuz, şarkılar söylüyorsunuz, yılda iki kere konser veriyoruz. Dediğim gibi müzik de zaten ruhu besleyen bir şey ve ben müziğin de insanda yarattığı etkiyle yaratıcılığın da daha arttığını düşünüyorum Kesinlikle, aslında. Kesinlikle, gerçekten. ilham veriyor çünkü. Kesinlikle. Dinlendiriyor, böyle bir terapi gibi oluyor. Aynen. Yine siz icra ediyorsunuz aynı zamanda. Hem dinliyorsunuz hem söylüyorsunuz. Bu da ayrı bir keyif tabii. Ve mesleğimle de ben dediğim gibi demin de bağdaştırdığım Hı -hı. müzikle de yaratıcılık olduğu Hı -hı. için bu yaratıcılığa da itiyor beni aslında. Doğru. Üçüncü tutkum da seyahat. Neyse. Bu tabii ki e, değişik yerleri görmek, değişik kültürleri görmek, Hı -hı. o insanları özgü onların yerel e, kıyafetlerini görmek, yerel mekanlarını, onların deneyimlerini keşfetmek Hı -hı. çok önemli benim için. E, aynı zamanda... Mesleki olarak da beni tabii, tabii. çok geliştirdiğini diye düşünüyorum. Her farklı bir mimari yapısı mimari var. Mimari yapısı özellikle. var, farklı türler var. Yani dünyada bir Afrika'ya gidiyorsunuz bambaşka Hı -hı. bir şey, Amerika'ya gidiyorsunuz Hı -hı. bambaşka bir şey. Bu hem beni meslek olarak besliyor Hı -hı. hem de kişisel olarak çok büyük bir e, merakım var çocukluğumdan Hı -hı. beri. O yüzden bu üç konu benim tutkum diyebiliriz mimarlık Harika. dışında. Çok güzel. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki ben şöyle söylemek isterim, e, mimar olmak isteyen kişilerin öncelikle bu işi çok sevmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mimarlık çok zevkli, çok güzel ama bir o kadar da zor. Hele ülkemizde zorlu koşullarda çalışmalar var, özellikle inşaatlarda e, süreçlerimiz zorlu. O yüzden bu zorlukları göğüsleyebilecek kişilerin e, mimar olabileceğini düşünüyorum yenilikçi sürekli araştırmacı olan öğrenciliği hiç bitmeyen bir meslek Ve ben e, bu mimarlık bir yaşam haline gelirse insana çok farklı ışıklar yansıttığını düşünüyorum. Herkese de, bu farklı renklerle birlikte güzel deneyimler yaşaması cesaretini diliyorum açıkçası. Ne güzel harika bir mesajdı. Katılımınız bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için ben sizlere çok teşekkür ederim. Rica ederiz şeref verdiniz çok mersi. Hoşçakalın. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz Mimar Banu Yıldırım'dı. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Unity Textil Nesinişi ile Perspektif programını sundu.